Merhaba, Emily in Paris'in 3. sezon incelemesine hoş geldiniz. Netflix'in ve Darren Star'ın en başarılı projelerinden biri olan dizinin bu sezonunda Emily'nin çok daha fazla sorumluluk sahibi oluşuna ve zor kararlar vermesi gerektiğine şahit olduk. Önceki sezonlara oranla kesinlikle bu sefer karşımızda çok daha olgun bir kadın vardı. Ama geçmişte attığı adımların yanlışlığı yüzünden özellikle son bölümde birçok kişinin kalbi kırılmak zorunda kaldı. Bu videoda Emily in Paris'in 3. sezonunda olanlardan, karakterlerimizin verdiği kararlardan ve buradan sonra bizi neler bekliyor olabileceği hakkında konuşacağız. O yüzden henüz 3. sezonu izlemediyseniz bu videonun spoiler içeriği olacağı hakkında sizi uyarmam gerekiyor. Başlamadan önce kanalın daha çok kişiye ulaşması için beğenip yorum yapmanızın ne kadar önemli olduğunu da hatırlatmam gerekiyor. Bir sonraki videoda kendi isminizi görmek ve kanalın gelişimine katkıda bulunmak isterseniz de teşekkürler butonundan dilediğiniz miktarda bağış gönderebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve hazırsanız hemen başlıyorum. Öncelikle geçen sezonda çok kritik bir yerde kalmıştık. Emily, Sylvie ve en başta onu Paris'e gönderen asıl patronu Madeline arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştı. Daha doğrusu bu seçimi yapamamıştı ve sezon içerisinde seçim yapmamanın da aslında bir seçim olduğu vurgusu bize özellikle verildi. Sorumluluklarından kaçmasının cezasını bir süre Madeline ile çalışarak ve sonrasında işsiz kalarak ödedi diyebiliriz. Ama ardından Sylvie ile yine bir şekilde anlaşma sağlayıp işinin başına geri döndü. Geçen sezonda Emily'nin Fransızca kursunda tanıştığı Alfie isimli İngiliz bir karakterimiz vardı. Bu sezonda onunla da işler çok daha ciddi bir yola girdi. Alfie'nin uzakta çalışmasına da gerek kalmadı çünkü Antoine dolayısıyla onun şirketinin CFO'su olarak yeni bir göreve başladı. Alfie'yi ben çok seviyorum. Kendini düzgün bir şekilde ifade edebilen, Emily'ye de gerçekten değer veren bir adamdı. Keşke bu kadar çabuk harcamasalardı. O kısma da birazdan geleceğim. Mindy, sokak sanatçısı erkek arkadaşı Benoit ile çok tatlıydı. Keşke üniversiteden arkadaşı olan Nicole'a bu işe dahil olmasa. Burada suçlu olarak Mindy'yi görmüyorum kesinlikle çünkü elinden geleni yaptı. Olayı biraz fazla büyüten taraf Benoit oldu gibi. Ayrıca 5. bölümdeki Fransızca Shallow cover'ı gerçekten çok güzeldi. Mutlaka duymuşsunuzdur, bu şarkı Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın başrollerinde yer aldığı A Star Is Born filmiyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Burada kullanılış biçimi de gerçekten çok güzel olmuş. Dizi bana birçok noktada The Devil Wears Prada filmini hatırlatıyor. İkisi de büyük bir şehre ve koskocaman bir dünyaya adapte olmaya çalışan bir genç kadını anlatıyor. Burada Miranda isimli bir patronumuz var. Burada da Miranda'nın muadili olarak bir Sylvie'miz var. İlk başlarda işine yabancılık çeken ama daha sonradan o dünyanın içerisine dalıp neredeyse burada kendini kaybeden bir ana karaktere de sahibiz. Ayrıca her iki yapımda da Emily isimli bir karakterimiz var. Eğer Emily in Paris'i çok sevdiyseniz ve bu filmi izlemediyseniz size küçük bir önerim olsun. Çok beğeneceğinize eminim. Sylvie'yi bu sezon Emily'den daha fazla görmüş olabiliriz. Hatta ana karakterimizden bile daha hareketli ve renkli bir hayatı var. İlk sezonlarda tıpkı Miranda gibi gerçekten çok sert bir kadındı ama Sylvie'nin mizacı bu. Zamanla Emily'ye ve çevresindekilere karşı çok daha uyumlu birisine dönüştüğünü düşünüyorum şahsen. Cammy ilk iki sezonda sevdiğim karakterlerden birisi olmasına rağmen bu sezon kendisini hiç beğenmedim. Çünkü Emily ve Gabriel arasında olanların en başından beri farkında olması ve Gabriel'le birlikteyken bilinçli bir şekilde aldatmasını ona hiç yakıştıramadım. Emily ya da Gabriel yapınca oluyor ama Cammy yapınca neden olmuyor diyebilirsiniz. Ben bunu yanlışa yanlışla karşılık vermek olarak görüyorum. Emily zaten en başından beri çok sağlıklı kararlar alabilen bir karakter değil. Cammy ona göre çok daha mantıklı birisi olarak görünmüştü. Bu yüzden üzüldüm. Gabriel demişken, karakter gelişimi olarak Gabriel'de ilerleme var. Çalıştığı yerden büyük bir kar payı aldı biliyorsunuz. Üstüne restorana büyük annesi Gigi'nin ismini verdi. Bu arada Gigi'yi çok sevdiğimi de söylemek isterim. Cammy konusunda artık aynı düşüncelere sahibiz. Gabriel ve Emily arasında bu sezon hiçbir şey olmadı ama bir araya geldikleri her sahnede sanki bir şeyler olacakmış gibi bir hava var. En başından beri işte şöyle arkadaşız, böyle dostuz açıklamaları zaten hiç samimi gelmiyordu. Ve en sonunda bunu birinin söylemiş olmasına çok sevindim. Ama gerçekten böyle mi olması gerekiyordu? Emily'ye gelecek olursak, karakterimizin en rahat durduğu ve kendini dizginlemeyi başardığı bir sezondu bence. Bu sezonda Emily'ye çok fazla yüklenmeyeceğim. Ama daha öncesinde attığı yanlış adımlar onu bugüne getirdi de diyebiliriz. Gabriel'le aralarında kesinlikle bir şey olmayacağını söylese de, bizim gibi içten içe bunu kendisi de çok iyi biliyordu zaten. Ve bu olay işleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi diyebiliriz. Saçlarını kalkül kesmek her kadının hayatında en az bir defa yaptığı hatalardan bir tanesi olarak görülebilir. Ben Lily Collins'e bu stili pek yakıştıramadım ama bölümler ilerledikçe gözüm alıştı ve bu yüzden kötü olmuş diyemiyorum. Ancak kendisinin kıyafetlerinden kim sorumluysa bence o kişinin verdiği kararlar bir kez daha gözden geçirilmeli. Çünkü moda teması üzerine işlenmiş bir yapımda ana karakterin üzerine bu kadar yakışmamıştı.
yakışmayan kıyafetlerin tercih edilmesi çok talihsiz bir durum. Sadece ilginç ve saçlarıyla uyum içerisinde olduğu için ikinci bölümdeki görünüşünü çok beğendim. Zaten çok güzel bir kadın ve burada çok bariz bir şekilde Audrey Hepburn'e benzediğini de söyleyebilirim. Sezonun en güzel bölümlerinden bir tanesi hep birlikte Provence'deki lavanta bahçesine gittikleri bölümdü. Gabrielle'le birlikte yemek yedikleri sahneler çok güzeldi. Şeflerin her birinin ikisini birlikte sanması çok doğal çünkü Camille'nin de söylediği gibi aslında birbirlerine bakışlarından bile neler olduğu anlaşılabiliyor. Hem Gabrielle'in mesleğinden dolayı hem de Paris'in mutfağıyla ünlü şehirlerden bir tanesi olması dolayısıyla bu sezonda çok daha fazla yemek sahnesi görmek istiyordum ki nitekim de öyle oldu. Gerek yakın çekimler ya da gerek romantik yemek sahneleri olsun kesinlikle çok güzel kesitler vardı. Emily işsiz kaldıktan sonra bir süre Gabrielle'in yanında garson olarak çalıştı. Sayesinde öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi de mantar ve şampanya kelimesinin birbirine karıştırılmaması gerektiği oldu. Güzel bir sahneydi. Champagne, champignon, Emily, it's mushrooms. Her şey güzel gidiyor derken Gabrielle'in Camille'ye evlenme teklifi edeceğini öğrendik. Luke'un kız arkadaşı dolayısıyla restoranının da bir yıldız alabileceğini öğrenmesi üzerine hazır tüm tanıdıkları bir aradayken Camille'yle hemen evlenmeye karar verdiler. Bu iyi bir fikir miydi, kötü bir fikir miydi inanın bilemiyorum. Birbirlerine yeminlerini ederlerken Gabrielle'in aksine Camille çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezonda kendisini sevmememin sebeplerinden bir tanesi de bu sahne. Çünkü tüm bu açıklamaları yaparken Gabrielle'i aldattığını söyleyerek bunu yapmayacağını söylemesini beklerdim. Kendi problemini örtbas edebilmek için Emily'yi dahil etmesi hiç hoş değildi. Aslına bakarsanız haksız da diyemeyeceğim çünkü Gabrielle de Emily de hala birbirlerine karşı bir şeyler hissediyorlar. Biz de izleyiciler olarak uzun bir zamandır aralarında bir şeyler olmasını bekliyoruz. Sadece duygusal kararlar olsa her şey yine bir önceki sezonda olduğu yere dönmüş olacaktı. Ama bu sefer Camille'nin hamile olduğunu öğrendik. İşler çok daha ciddiye binecek. Emily ve Gabrielle arasında bir şeyler olmaya başlayacaktır. Çünkü artık her ikisi de yalnız. Ancak hamile eski kız arkadaş bu ilişkiye engel olabilir. Benim kafamda şöyle bir soru daha oluştu. Bu çocuğun babasının Gabrielle olduğundan emin miyiz? Çünkü Camille bu sezonda yeni seçeneklere çok açık bir karakter olarak karşımıza çıktı ve Gabrielle internette paylaştığı fotoğraflarda başka erkekler olduğunu da söylemişti. Bu yüzden bir başkasının çocuğu da olabilir diye düşünüyorum. Emily in Paris, Sex and the City'nin yaratıcısı Darren Star'ın bir projesi. Eğer bu diziyi beğendiyseniz onu da izlemenizi tavsiye edeceğim. Sex and the City ile şöyle bir benzerlik var. Emily de, Carrie de çok kararsız kişiler ve Carrie hayatının aşkıyla kavuşana kadar hepimizi mahvetmişti. Umarım Emily ve Gabrielle aşkı da böyle karmaşık ve yorucu bir ilişkiye dönüşmez. Çünkü izleyiciyi yavaş yavaş sıkmaya başladığını hissediyorum. Ayrıca 3. sezonun 10. bölümünde şu kısımda çalan melodi de Sex and the City'nin introsuna benzediği için eski izleyicilerin gözlerini yaşartmış olabilir. Sonraki sezonda bizi kararsızlıkları dolayısıyla daha büyük problemlerle karşı karşıya kalacak olan bir Emily bekliyor olacak. Her ne kadar davranışlarını desteklemesem de ya da bazı yerlerde aşırıya kaçtığını düşünsem de gerçekçi bir karakter olduğu için Emily'yi seviyorum. Hepimiz hayatımızda yanlışlar yapabiliyoruz. Kimileri çok daha büyük problemlere de yol açabiliyor biliyorsunuz. Bakalım hikayenin devamında nelerle karşılaşacağız. Benim Emily in Paris'in 3. sezonu hakkında düşüncelerim bu şekilde. Peki siz bu sezonu nasıl buldunuz? Sizce bu işin içinden nasıl çıkacaklar? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.